Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ve ezvacihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Zaten haftalardır da buralardayız yani. Alıştınız artık orada olmamıza eğer takip ediyorsanız. 10. söz bildiğiniz gibi öldükten sonra dirilme hakikati üzerine imanın bir rüknü olan, amentümüzün bir parçası olan öldükten sonra dirilmeyi yani haşri bize nakli ve akli deliller birlikte olarak izah ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Önce kainattaki müşehedatı karşı konulmaz gerçeklikleri nazarımıza veriyor. Dirilme açısından, tekrar hayata dönme açısından, değişim açısından olanları nazarımıza veriyor. Bunun karşı konulmazlığını, apaçık olurluğunu karşımıza koyuyor. Ondan sonra da oradan bunların failine bizi yönlendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın elbette her fiil bir fail ister. Bunları yaratmaktaki ilmine, iradesine, rahmetine, adaletine, intizamına, cömertliğine vesaire vesaire birçok isim ve sıfata dikkatimizi çekiyor. Sonra bu isim ve sıfatlardaki sonsuzluktan elbette Allah'ın sıfatları, isimleri olmaları hasebiyle onlarda bir sonsuzluk var. İlah'ın isimleri ve sıfatları insanların isimleri ve sıfatları gibi olmaz. Onlar onda sonsuz olur. Bu sonsuzluğun muktazisi olarak da ahiretin gerekli olduğunu, öyle bir bakinin böyle fani bir alemle yetinmeyeceğini, bakinin aynesi baki olmak lazım gelir sırrıyla bize izah ediyor bu söz. Böyle bir mantık üzerine kurgulu. Peki bu mantığı nereden aldı? Bu mantığı hep söylüyoruz. Her dersimizin başında tekrar tekrar buna dikkat çekiyoruz ve çekeceğiz de, çekmemiz de lazım. Bunu Kur'an-ı Kerim'den ve Sünnet-i Seniyye'den alıyor Üstad Hazretleri. Merkezde de ilk güzel adım olarak şu ayetler var. 10. söz, haşir bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi de Estaizübillah. Fenzur ila âthâri rahmetillâhi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihâ. İnne zâlike le muhyil mevta ve huve alâ külli şeyin kadîr. Rum suresinin 50. ayeti bu. Rum suresinin 50. ayeti. Bu ayette kısa bir mealiyle şöyle buyruluyor. Söz basım böyle vermiş meali. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Daha meal düzeyinde ki ayeti kerimelerle muhatap olmanın farklı farklı düzeyleri var. Bu düzeyler içinde tefsir en yüksek düzey. Ama bunun aşağısında işte muhtasar tefsir veya ondan daha da aşağısında meal düzeyi var. Yani böyle bir düşük düzeyde bile ayetin manasıyla muhatap olduğumuzda apaçık şunu fark ediyoruz ki Kur'an-ı Kerim bize bir yol öğretiyor. Ne için? Haşre imanda sıkıntılarınız varsa, olabilirliğine veya gerekliliğine dair endişeler duyuyorsanız, içinizde şeytan oyunu, nefis mugalatası böyle şeyler oluyorsa, bu perspektiften düşünün. Nedir o perspektif? Ya Cenab-ı Hak zaten bu dünyada hep tekrar diriltişlerde bulunuyor. İşte bahar. Bahardaki tekrar diriltişler, bunların sayısı, bunların hep beraberliği, bunların dar alandaki kısa paslaşmaları, yani o topyekün dirilişteki o uyum, bu size, bunlardaki sıklık size şöyle düşündürmüyor mu? Ya Cenab-ı Hakk'ın zaten adeti, sünnetullahı tekrar diriltmek üzerine. Böyle bir Allah, kainatı böyle rahmet tecellileriyle dolduran Allah ki, ölüleri diriltmekte, bir rahmet tecellisi de var. Çünkü
daha üst düzeyde bir nimetiyetle muhatap oluyor, daha üst düzeyde ikramlarla muhatap oluyor, daha üst düzeyde farkındalıklar yaşıyor. Ölümle hayat arasında böyle bir eşik var yani geçilen. Böyle Rahman, Rahim bir Allah, Besmele'nin de öğrettiği şekilde, kainatta da baharla bunu ispat eden Allah, her baharda, her tekrar diriltişte ispat eden Allah, her birinde gösteren Allah, elbette o varlıkları yaptığı gibi insanı da tekrar diriltecektir. Çünkü insan ayrıca Cenab-ı Hakk'ın kıymetlisidir, ayrıca sanatlısıdır, ayrıca değerlisidir. Değil mi? İnsanda olan öyle şeyler var ki bunun dengi kainatta yok, güneşte, ayda yok. İnsan düşünmek diye bir şey yapıyor, güneş düşünebiliyor mu? İnsan koşmak diye bir şey yapıyor. İnsan ne diyelim, heyecanlanmak diye bir şey yapıyor. Şiir diye bir şey yazıyor insan. Bunu hangi varlık başarıyor bizden başka? Şimdi böyle ayrıcalıklarla donatılmış, zenginleştirilmiş bir varlık diğerlerinin rahmına ölümde bırakılır mı diye rahmet tarafından bize burada muktazisi açıklandı. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yani Cenab-ı Hakk'ın baharı gerektiren rahmeti elbette insanın haşrini de insanın baharında gerektirir dendi. Bir diğer açı o her şeye kadirdirden gösterildi. Nedir? Baharda bu kadar canlıyı birden hayata döndüren Allah'ın kudreti elbette imkan verir ki sadece bir tür olan insanı tekrar hayata döndürsün. Onun ona ne güçlüğü var? Bu kadar canlıyı tekrar hayata mazhar eden Allah'ın bu kadar kısıtlı zamanda, bu kadar kısıtlı bir mekanda o girift işleri başaran bir yüce ilim, irade, kudret sahibinin nasıl bir diyelim imkansızlığı, haşa sümme haşa, muhaliyeti olsun ki insanı tekrar hayata çağıramasın. Ey insanoğlu, senin kafanda bir canlıyı tekrar yaratmak elbette müşkül, muamma, yapılamaz bir iş. Çünkü yaratmak senin işin değil, ama kendindeki zorluğu Allah'a taşıma. Allah seni her türlü yaratır. Zaten ilk yaratan da odur. Ki başka bir ayette Velid bin Mughire'ye ait olduğu söylenen o cümle, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde öyle anlatıyorlar. Ölmüş bir atasının kemiğini getirmiş böyle. O kemik demek ki ne kadar eskiyse şöyle eliyle ufalamış, ya demiş, bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Ayet-i Kerim ona cevap veriyor kısa bir mealiyle. Kim ilk baştan yaratmışsa o diriltecek. Bak, ne susturucu bir cevap. Sen ilk varlığını açıklayabiliyor musun? O zaman? Ama varsın. Demek ki bunun açıklaması başka bir yerde. Yani ayet-i kerimenin mantığını anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bize öğrettiği yüksek bakışı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ikinci bakışı, ikinci yaratılışı, tekrar hayata dönüşü Velid bin Mughire anlamıyor. Ne için? İnsan açısından imkansızlığına bina ediyor bu olamayışı. Üfalıyor bu diyor. Tekrar dirilir mi? İnsan diriltemez bunu, değil mi? Bu imkansızlık üzerinden diyor ki ya diyor, böyle şey olur mu? Peki ilk yaratılışın? Onu sen açıklayabiliyor musun? Yok. Var mı? Var. O zaman demek ki senin açıklaman gerekmeden de bazı şeyler var oluyor. Kendini bu kadar böyle her şeyin merkezinde kıstası gibi görmen yanlış. Biz bu hatayı çok yapıyoruz arkadaşlar. Velid bin Mughire'ye taşı atıyoruz ama taşın bir küçüğü de bizim kafamıza gelmeli yani. Belki büyüğü, çuvaldızını kendimize batırmamız lazım. Pardon, iğneyi kendimize batırmamız lazım. Çuvaldızını başkasına batırmamız lazım. Çünkü mesela evrim konusunda takılanlarda da bu şey var. Ya sanki Allah-u Teala her bir canlıyı, her bir türü müstakil olarak kendi başına yaratamaz. Adamın kafasında bu var ya, hani biraz arkasına gidin. Ya diyor, hani böyle tek tek mi yaratıldı bunlar diyor. Niye ki, ne zorluğu var Allah'a, nihayetsiz kudret sahibine, ilim sahibine, irade sahibine. Hepsini tek tek yaratmanın ne zorluğu var ki onu ondan yaratmaya mecbur olsun. Mecburiyet açısından söylüyorum. İşte bu ayetteki perspektifle o her şeye kadirdir. İmkan açısından Cenab-ı Hakk'ın türleri tek tek yaratmasının ona ayrı bir külfeti mi var? Zahmeti mi var? Yapamayacağı kadar böyle bir ağırlığı mı var, haşa sümme haşa? Yok. O zaman bir zaruret de yok yani. Fosilleri karşı karşıya koyup onu ondan, bunu bundan getirtmeye bir zorunluluk ilişkisi, en azından Müslüman, standart bir Müslüman, imanı normal, algısı normal,
bozulmamış ehl-i sünnet vel cemaat itikadında bir Müslüman için bunun bir zarureti yok yani. O ondan gelsin, bu bundan gelsin. Hayır, Allah hepsini tek tek müstakil yaratmış olabilir. O her şeye kadirdir diye söyleyebilir bir Müslüman. Neyse efendim, dallandırmayalım, budaklandırmayalım. Mevzumuza dönelim. Evet, dün değil evvelsi gün, dün değil pardon, İkinci haşiyi konuşmuştuk. 112. sayfadaydı. O bir dersimizi aldı. Normalde metne de girmeyi düşünüyorduk ama beceremedik o işi. Çenem çok düştü. Bugün inşallah metinde ilerleyelim. Haşiye ile işimiz bitti. Şeyi hatırlayalım. Biz 5. hakikatte ne yapıyoruz? İlk cümleyi mutlaka okuyalım. Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Bunu nasıl okuyorduk dersimize başlarken? Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir. Yani bu iki hakikat kainatta tecellilerini aradığımız şeylerdir. Görünürlüklerini aradığımız şeylerdir. Biz bir gözümüzü şefkati arar kılacağız. Şefkat yansımalarını, tecellilerini, göstergelerini bulmaya, görmeye çalışacağız. Diğer gözümüz de nerede olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğunda. Allah Allah, şefkat ve onun kulluğu ne ilgisi var? Karşılıklılık ilgisi var aslında. Öyle şefkatli bir Allah, böyle şefkat edilir bir peygamber. Veya şöyle, öyle şefkat eden Allah, kainatta tecellilerini gördüğümüz bin bir, yüz bin, bir milyon, milyar yansımalarını gördüğümüz bir Allah. Diğer tarafta da o rahmete en çok mazhar olmayı ameliyle, duruşuyla, gayretiyle, tesbihatıyla, duasıyla, ihlasıyla hak eden bir nebi. Şimdi bunların arasındaki ilgiyi görmeye çalışacağız. Ondan sonra nereye gidiyoruz? İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Ne demek bu? Yani bu okuduklarımız bir, ismi Mucib yani dualara cevap veren Allah'ın tecellilerini okutacak. Ayrıca o isme götürecek bizi, Allah'ın o yönüne, la teşbih ve la temsil, yön diyoruz ama Cenab-ı Hak cihetten, maddeden, mekandan münezzehtir. Yön demekle sıfat kastediyoruz yani. Cenab-ı Hakk'ın o sıfatına götürecek bizi ve Rahim. Ve Cenab-ı Hakk'ın özel, has rahmetine götürecek bizi. Okuyacaklarımız şefkatin ve ubudiyet-i Muhammediyedin hakikati. Gideceklerimiz ismi Mucib ve Rahim'in cilveleri. Bunu nereden aldık? Yine ayet-i kerimeden aldık. Ayet-i kerimede bize nasıl öğretmişti? Bab-ı Bahar ve ne diyelim, tekrar diriltiliştir aleyhissalatü vesselam, tekrar diriltiliştir dedi. Orada mesela Bab-ı Bahar dedi. Bahar babını açtı, ha öyle diyelim en şey. Ama isimlerde ne vardı o ayet-i kerimede? İsmi Rahman ve Kadir'in cilvesidir vardı. O ayet-i kerime böyleydi yani. Aslında Üstad Hazretleri aynı formülasyonda, bunu da tekrar tekrar söyledim bu dersler boyunca, yine altını çizmek istiyorum. Üstad Hazretleri ayet-i kerimeden aldığı formülü burada başka isimler, sıfatlar üzerinden tekrar tekrar okumalar şeklinde, pratikler şeklinde bize öğretiyor ki, ya mübarek talebem, öğrencim, bu kitaba müracaat eden okur, sen de alış böyle okumaya bu ayet-i kerimeyle beraber, kainatta farklı farklı haşrin delillerini görmeye devam edeceksin. Sadece ayetin gösterdiğini değil, ondan da aşkınlarını, onu bir pusula kılarak, onu bir ne diyelim, gösterici olarak kılarak. Olur yani, böyle bir gözlük vardır, onunla baktığınız zaman arkasını gösterir veya oradaki karmaşık şeyi açmasını sağlar veya atıyorum farklı renkleri gösterir, oradaki şifreleri çözer, böyle bir cihaz veya gözlük düşünün. Onun gibi ayet-i kerimenin formülünün içine ne koysak bize farklı farklı renkler, şekiller, görme, okuma yöntemleri öğretiyor. Burada da onu Üstad Hazretleri hakikatlerin başında birer cümle olarak ifade ediyor. Yani diyor ki dikkatli ol, şimdi de o isimlerden bu isimlere geçiyoruz. Ayet-i kerimenin öğrettiği bakış açısı eşliğinde. Hızlı konuşuyorum galiba yine. Dilim sürçmeye başladı.
Evet. Beşinci hakikat böyle başlıyordu. Şimdi gelelim kaldığımız yere. Bak. Hem öyle semi ve kerim bir Kadir'den, öyle basir ve rahim bir Alim'den saadet ve beka istiyor ki, kim istiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bin müşahede en gizli bir zihayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Lisanı hal ile de olsa icabet eder. Öyle sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki, şüphe bırakmaz, o terbiye ve tedbir öyle semi ve basire mahsus, öyle bir kerim ve rahime hastır. Neden de bu paragrafta? Tekrar başa dönüp biraz daha ince bakalım. Efendimiz öyle birisinden istiyormuş ki, onu tanıyoruz şimdi. Kimden istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kime dua ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kime yalvarıyor? Hem öyle semi, semi işiten, duymak demeksem, öyle biliyorum. Semi de Cenab-ı Hakk'ın esmasından her şeyi işiten manasında. Üstelik Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır da yani duymak. Ama duymak derken hep dikkat çekiyoruz bunu insani zeminde düşünürsek mücessimeye, müşebbiheye kapı açılır. Haşa Cenab-ı Hak mahlukatına benzemekten münezzehtir. Kur'an'da bunu kendisi de beyan buyuruyor. Mahlukatına benzetilmez Allah. Bunları bize söylüyor ki onu anlamak için bir eşik, onun bilişinin namları bunlar. Onları kendi şeyimiz üzerinden bir parça anlıyoruz. Anlıyoruz ama şekillendiremiyoruz, sınırlandıramıyoruz arkadaşlar. Mesela bizim duyuşumuz kulağa muhtaç, beyne muhtaç, orta kulağa muhtaç, örs üzengi çekiç kemiklerine muhtaç, kulak zarına muhtaç, sese muhtaç, hava dalgalarına muhtaç, ses tellerine, muhatabımızdan gelecek gürültülere muhtaç, onları duyabilecek bir mesafede olmaya muhtaç, dikkate muhtaç vesaire vesaire. Bizim duymamız birçok şeye muhtaç. Ama haşa Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Onun duyuşu bizim kulağımızla, sesle, şunla bunla olan duyuşlar cinsinden değil haşa ve kella. Bu sadece bizim onu anlamamız için bir eşik, bir bize sağlanmış kolaylık. Cenab-ı Hak kendi sıfatını buradan anlatıyor bize. Niye? Biz onunla anlarız çünkü. Yoksa her şeyi yaratan Allah'a aciz beşerin fehmi nasıl yetişsin yani? 60 yıllık ömrümüz var. Cenab-ı Hak sonsuz. Bu 60 yıllık ömürdeki canlı o sonsuzluğu nasıl kavrasın? O kendisini lütfedip bildirmezse. O da ayetlerde, hadislerde kendisini böyle bildirdiği için ben her şeyi duyan ve bilenim, görenim veya işte başka şekillerde ayet-i kerimelerdeki o fezlekeleri hatırlayın. Bildirdiği için biz buralardan yanaşabiliyoruz marifetine. Onun lütfu keremiyle, o kendini böyle bildirdiği için. Yoksa haşa nasıl olacaktı yani? Başka bir formülü var mıydı bunun? İnsan nere, Allah nere? Sera nere, Süreyya nere? Yani onun gibi. Toz zerresi nere? Andromeda galaksisi nere? Ki bunlar da şey kusurlu tabirler. Yine cisim içinden veriyoruz. Çünkü biz buradayız. Buradan dışarı çıkamıyoruz ki daha aşkın bir şeyler söyleyelim. Ama Cenab-ı Hakk'ı kavramak kul işi değil. O lütfetmezse. Bu yüzden zaten vahiy var, bu yüzden peygamberler var, bu yüzden deistlerin iddiasına biz diyoruz ki hayır bir Allah varsa insanlığı, böylesi canlıları, onu bilmeye muhtaç görmeye, yani görmek derken tecellilerini görmeye, marifetine erişmeye, dua etmeye muhtaç canlıları kendinden habersiz bırakmaz. Çünkü bırakırsa bunlar şeye düşer. Galata düşer, hataya düşer, ne diyelim şeytanın oyununa düşer. Çıkamazlar bu çukurların içinden yani. Bizi çukurlardan, kuyulardan kurtaran nübüvvet ve vahiydir. Cenab-ı Hak onlarla bizi karanlıklardan kurtarmıştır. Elhamdülillah. Evet, tekrar dönelim. Öyle semi yani her
Kadir neydi? Her şeye gücü yeten. Öyle basir, her şeyi gören ve rahim, her bir şeye ayrı ayrı şefkat eden bir alimden, her şeyi bilen. Bak kaç isim geçti burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Cenab-ı Hakk'ın esması geçti. Semi, Kerim, Kadir, Basir, Rahim, Alim. Ne ilgisi var bu üçü bir? Ne ilgisi var bu üçü bir? Allah-u Alem kaydıyla söyleyelim. Benim aklıma şu geliyor. Şimdi kudret, Cenab-ı Hakk'ın ikram edişini açıklıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın o kadar ikram etmesi bir açıdan da kudretini gösteriyor, değil mi? Her bir canlıya ayrı ayrı rızkını vermesi, ihtiyacı olan her şeyi bağışlaması. Ya da şunu da düşünelim, sadece canlılar ekseninde ele almayalım. Güneşe de bir yörüngede gitmek ikramdır. Her neye varlığını devam ettirmesi sağlanıyorsa, imkanı veriliyorsa, o şey canlı olsun, canlı olsun, cansız olsun ikrama mazhar olmuştur. Bir şeyin yokluktan çıkıp varlıkta kalması, kaldığı süre bir an bile olsa ama devam da ettirilse mesela, o her an ona bir ikramdır. Bu noktada düşünebiliriz ki, söyleyebiliriz ki güneşin milyarlarca yıllık ömrü Allah'ın ona bir ikramıdır. Çünkü varlığa çıkardı onu. Güneş diye bir şey yoktu ki. İşte o varlığın devam etmesindeki her gereklilik, her düzenlilik, her ahenk, oradaki her gözetiş Cenab-ı Hakk'ın onu yörüngede tutması, yanışını bir anda değil de mesela güneş bir anda yansa patlasa o zaten ortalık karışır. Ama o kontrollü bir şekilde enerjisini milyarlarca yılda tüketerek yanıyor. Bu da bir ikramdır güneşe vesaire vesaire. Yani Cenab-ı Hakk'ın birçok ikramını varlıkta görüyoruz. Her var olan şeyin varlığının devamında görüyoruz. Yokluktan varlığa çıkarılışında görüyoruz. Şimdi bu bir kudret işi. Biz bunu daha has, daha özel dairede, daha canlılara bakan rububiyet dairesinde ikram üzerinden görüyoruz. Benim rızkım nasıl karşılanıyorsa, İşte sabah kahvaltı ettim, çay içtim. Benim çayım neyse güneş için de belki hidrojeni, helyumu o. O onunla devam ediyor, karnı doyuyor. Ben bununla devam ediyorum, karnım doyuyor. Böyle düşündüğün zaman o da bir kudret, bu da bir kudret. O kudret orada kudret olarak gözüküyor, ben de kerem olarak gözüküyor. Nasıl? Yani büyük dairede celal olarak gözüküyor. Küçük dairede cemal olarak gözüküyor. Bunu daha önce de konuştuk. Mesnevi Nuriye'de Bediüzzaman Hazretleri'nin o cümlesine atıf yaptık. Nevide celaldir, fertte cemaldir. Küçük küçük cemallerin yekününe baktığınız zaman onda bir celal tecellisi görünür. Bir sahile gittiniz, küçük küçük dalga şıpıltıları böyle şıp şıp karaya vuruyor. Bak dersiniz de cemil bir tablo ve işte güzel güzel suyun sesi geliyor falan. Ama bir de bir fırtınada git bakalım, o küçük dalgalar birleşti mi neler oluyor? Bazen oluyor yani, gemi şöyle kalıyor, dalga bu kadar. Orada ne görüyorsun? O zaman celal oldu o dalga artık yani. Bir haşmet, bir haşiyet hissettirmeye başladı. İşte orada da o iş celal oluyor. Oradan buraya gelelim. Kadir de bizim dairemizde kerim oluyor. Ama ikisi birden neye delil oluyor? Yani bu ikisini bir gördüğünüzde Cenab-ı Hakk'ın her şeyi duymasına delil oluyor. Allah Allah, nereden geldik buraya? İkram eden, ikram ettiğinin ihtiyacını duymasa, bunu sadece sesle gelen olarak düşünmeyin, lisan-ı hal de bunun içindedir. Bir bebeğin ağlaması, evet, bir sestir ama ne istediğini söylemiyor ama bir ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bunun gibi bir çiçeğin yapraklarının sararması konuşmuyor ama sen anlıyorsun ya, bu çiçek susuz kalmış diyorsun. Sana söyleniyor demek ki orada bir şey. Bu işte lisan-ı haldir. Veya daha başka, mesela bir garip adamın, borçlu bir adamın o boynu bükük düşünceli hali seni ne yapıyor? Yanına gidip oturuyorsun, ya işte Mehmet Efendi, Ahmet Efendi, bilmem ne amca,
bir derdin mi var ya, seni çok şey gördüm falan. Bak niye gittin? Duydun çünkü bir şeyler. Onun o halinden bir şeyler duydun. Dille söylemese de. Gibi gibi Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilirliği de ikramını ve kudretinin tecellilerini bize ne açıdan açıklıyor? Rahmetin kudreti açıklaması gibi ayeti kerimede. Orada diyordu ki rahmeti iktiza ettiği için baharı yaratıyor. Çünkü Cenab-ı Hak ikram etmek istiyor. Kudreti de her şeye yettiği için biz rahmet sayesinde kudretini görmüş oluyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli etmek istediği için elhamdülillah ki elhamdülillah biz kudret eserlerini, mucizelerini, yaratışlarını görmüş oluyoruz. Eğer rahmeti olmasaydı Cenab-ı Hakk'ın kudretini belki de müşahede edemeyecektik böyle. Bize ikram etmesi üzerinden, varlığa ikram etmesi üzerinden kudretini görmüş olduk. Burada da aynı ilişki, o ayet-i kerimedeki Rum suresinin 50. ayetindeki aynı ilişki bu esmalar üzerinde var. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi duyması sayesinde biz, yani ilgilenmesi ya, ilgilenmesi, en özünde bunu anlayın arkadaşlar. Cenab-ı Hak her bir mahlukuyla en küçüğünden en büyüğüne ilgileniyor, dinliyor. Bir şeyi siz niye dinlersiniz? İlginizden dinlersiniz. İlgi ifadesini kullanıyoruz ama aklımıza yaklaşsın diye. Cenab-ı Hak bütün varlığının bütün hal ve keyfiyetlerini takip ediyor. Yani işte bu kelimeler yeterli değil ama insan da aciz, muhtaç. Önemsiyor yani, bunlar Cenab-ı Hakk'ın nazarında hikmetsiz şeyler değil ki, o yaratmış. İşte o dinleyişinin sonucu olarak, sayesinde ve onunla bağlantılı ikram ediyor, küçük dairede, büyük dairede kudretini gösteriyor. Daha böyle geniş bir anlamda baktığımızda kudreti görüyoruz. Bir yağmurun yağışında her bir canlının, bitkinin, böceğin, sineğin, kuşun sebeplenişi var, sevinişi var. Ama bir de böyle uzaktan bakın bakayım bir yağmurun şeyine, o yıldırımlar çakarken falan nasıl bir celal var. İşte o ufaktan baktığınızda Kerim'i gördünüz, büyükten baktığınızda, geriden baktığınızda Kadir'i gördünüz. Ama ikisinden önce oradaki yağmura muhtaç canlıların sesini, muhtaciyetini, ihtiyacını, hallerini işiten Allah'ı gördünüz. Elhamdülillah. Ben bir keresinde, bak şimdi aklıma geldi. Bizim Zara'da, Sivas'ın ilçesi Zara, Alkapsı diye bir köy var. Burası bizim yengemlerin köyüydü. Şimdi orada bir tepe vardı. Şimdi tepesini uçurdular orayı. Düşme tehlikesi falan vardı. Heyelan tehlikesi. O kadar yüksek değil artık ama eskiden yüksekti biraz daha. Oraya çıkıyoruz böyle. Şimdi orası öyle bir yer ki köyün sırtı tam tepe. Tepeyi geçmezseniz sadece tepeyi görüyorsunuz yani. Biz de çocuklar böyle bir yarışa tutulduk. Güzel de hava var. Koşarak çıkıyoruz falan, böyle yarışıyoruz. Sanıyorsan ben birinci oldum o koşuda, hani kim tepenin üstüne ilk çıkacak. Ama bir çıktım abi, bir baktım şimdi oradan şey geliyor. Yağmur geliyor, yağmur bulutları geliyor. Böyle içinde şimşekler de çaklıyor ve hızlı geliyor böyle. Hani bir rüzgara tutturmuş geliyor. Şimdi düşünün, önce görmüyorsunuz, sonra tepesine çıktığınızda bir bakıyorsunuz böyle geliyor. Hani ben korktum, o küçüğüz zaten o zaman. Ben o zaman korktum, hani korkarak aşağı indim. Hani herkese dedim geliyor, yağmur geliyor diye. Daha varmadan biz yağmuru yedik. O kadar hızlı geliyordu yani. O uzaktan gördüğüm tablo beni korkuttu. Celal, ama o biz o yağmur mesela oradaki canlıların her birisi için de Kerem. Devamı, öyle basir ve rahim bir alimden. Yine aynı ilişkiyi burası için kurabilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü biz nasıl biliyoruz? Her bir şeyin ayrı ayrı rahmet tecellisine uğramasından. Bütün canlıların yüzünde görünen, daha geniş tablolarda görünene biz ne diyorduk? Rahmaniyet diyorduk. Ama her bir canlıya özel, her bir türe özel, daha has dairelerdeki tecelliye rahimiyet diyorduk. Burada da
Cenab-ı Hakk'ın hepsini gördüğüne delilimiz her birine özel ikramları. Bir, ikincisi her şeyi bilmesi. Bak, rahimiyet, alimiyet, basiriyet arasında böyle bir bağ var. Diğerindeki ilişki burada var. Celal dairesinde Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilmesi olarak gördüğümüz şey, daha has dairede her birisinin ihmal edilmeyişi üzerinden okunuyor. Her birisinin ayrı ayrı gözetilişi üzerinden okunuyor. Her birisinin ayrı ayrı ikramlara mazhar olmasından okunuyor yani. Her bir kuşun ayrı bir şeyi var. Aynı şeyleri de yedikleri oluyor ama farklı farklı özellikleri de var. Kimisi göç ediyor, kimisi etmiyor. Kimisinin gagası böyle, onun rızkı şöyle. Kiminin gagası böyle, onun rızkı şu şekil. Şimdi evrimciler diyorlar ki işte yiyeceği şeye göre gagası değişmiştir. Yok arkadaşım. Kuş ne yaptı? Elini aldı, penseyle mi şey yaptı, gagasını büktü? Onun tam hadi şeklini açıkladın. Peki genleri nasıl değişti? Hücrelerin içindeki şey nasıl değişti? Ya gitmeyin böyle uzaklara. Gelin Allah'ın rahmetine, rahimiyetine. Allah her canlıya neyle görevlendirmişse, neyini yemesini istiyorsa, neyi avlamasını, neyi kollamasını, hangi vazifeyi görmesini istiyorsa onunla ilgili özellikler verdi. Gaganın, kartalın gagasına baktığınızda, pençesine baktığınızda herhalde bunun böyle sevilmek, okşanmak için olmadığını anlıyorsunuz yani. O diyor zaten lisan haliyle, ben diyor fazla yaklaşırsan seni de cırarım diyor yani. Çırmaklarım diyor seni. Hatta gözünü kapatıyorlar onun, böyle kartal besleyenler var ya kuzeyi. Orta Asya'da çok var. Bir de o işte onun kuzey kısmı vardı, bir bölge, onun ismi aklımda kalmadı. Yani oralarda böyle besleyenler var, o tilki falan bile avlıyor. Kurt bile avlıyor ya o kartalla, kocaman kartal. Onu zaten kolunda tutamıyor. Atının eğerine koyuyor. Gözünü kapatıyor ama, çünkü karşısındaki canlıya hamle yapabilir. Eğitimli kartallar. Bir açıyor gözünü, pih, mermi gibi gidiyor hemen avının üstüne. Hareket eden ne görürse karşısında. Gibi gibi. Evet, bunlar da Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları, birbirini gerektirir okumalar. Böyle bir Allah'tan saadet ve bekayı istiyor ki bir müşahede, en gizli bir zihayatın, gördüğümüz üzere diyor, en gizli bir zihayatın, canlının en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür. Yani hafi de gizli demek. İşitir, kabul eder, merhamet eder. Lisanı hal ile de olsa icabet eder. Nereden anladık? İşte başta söylediğimiz yerden anladık. Cenab-ı Hakk'ın her bir canlıya özel merhameti olması, onlara özel rızıklar göndermesi, onlara özel ne diyelim tecellilerde bulunması, onları ekosistem diye bir şeyin içinde ayrı ayrı sistemlere mazhar kılması ve o sistem içinde de yani gideceği yer, geleceği yer belli hepsinin. Kurbanın alanı belli, sineğin alanı belli, kartalın alanı belli. O ona bağlanmış, bu buna bağlanmış. Ne o nevalesiz kalıyor, ne bu ihtiyaçsız kalıyor. Hepsi bir şekilde ihtiyacını görüyorlar bu sistemin içinde. Ve ayrı ayrı şekillerde. Yani hepsine, onlara özel alanlar açılmış. En gizli bir zihayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Lisanı hal ile de olsa icabet eder. Öyle sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki şüphe bırakmaz. O terbiye ve tedbir öyle semi ve basira mahsus, öyle bir kerim ve rahime hastır. Yani olanlara baktığınız zaman siz de diyor ister istemez Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, her şeyi görürlüğünü, duyarlılığını, merhametini bilirsiniz diyor. Şüpheniz kalmaz. O terbiyede görürsünüz. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilir olması lazım. Her şeyi görür olması lazım. Her şeyi duyar olması lazım. Ancak öyle bir Allah, öyle kerim ve rahim bir Allah bunları yapar. Kerim ve rahim olmasa bunları yapmazdı. Bu şekilde olmazdı. Varlık bu şekilde yaratılmazdı. Burada şuna da bir kapı açalım, bir soru olarak cevaplayalım.
Ateistler diyorlar ki ya Allah varsa bu savaşlar neden var? Allah varsa bu açlar neden var? Şöyle söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ın hakim olan tecellisi kainatta lütuf üzerine, kerem üzerine, rahmet üzerine. Hakim tecelli bu arkadaşlar. Varlığın hiçliğe gitmemesi de, kaosa gitmemesi de ancak bununla açıklanır. Rahmetim gazabımı aşmıştır hadisi kutsisinin de sırrı buradan gözükür. Yani Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellileri, celal tecellilerinden nasıl diyelim? Biz onu kıyaslama adamı değiliz ama kendisi öyle haber verdiği için söyleyebiliyoruz. Daha hakimdir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kemali böyledir. Ama şunu da düşünelim. Dünyanın cennet olmaması da lazımdı ki cennet ve cehennem ile yani oraları kazanmak üzerine imtihan edildiğimizi bilelim. Eğer dünya bizzat cennet olsaydı yani o isimler, o şeyler, cemali isimler tas tamam yansıyor olsaydı, hiç istisnalar olmasaydı, o zaman dünya cennet olurdu zaten ve biz sırrı imtihanı burada yaşayamazdık. İmtihan için ne gerekli? Süre darlığı gerekli, ne diyelim, o soruların zorluğu gerekli, acabalara düşmek gerekli. İmtihan bunun üzerine. Bir üniversite sınavına girdiğiniz zaman al bunlar sorular, al bunlar da cevap anahtarı diye vermiyorlar ki size. O soruyu kendiniz muhatap oluyorsunuz. Ona çalıştığınız bir süre var. Orada sınandığınız bir süre var. Orada farklı cevaplar var. Onların içinde düşürüldüğünüz acabalar var. Bunlarla imtihan oluyor zaten. Sizdeki kemal böyle ortaya çıkıyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da yine bu kainatta da keremini, rahmetini hakim olarak tecelli ettirmiş. Bakın hiçliğe gitmiyoruz. Bir anda yokluğa düşmüyoruz. Gördüğünüz zaman mesela o arızaları anlıyorsunuz ki o arızalar neden olmuş? İnsanın bulaşık eli karışmış. Zaten imtihanı da orada insanın. Yani ona bir alan bırakılmış iradeye, cüz'iyesine. İnsanoğlu rahat durmuyor. Cenab-ı Hak da imtihanı gereği ona bir parça alan bırakıyor. Yaratmak açısından değil haşa, irade etmek açısından. O Allah yaratıyor, sen irade ediyorsun. Allah onu onaylamıyor. Ama senin duan o yönde olduğu için ve burada bir imtihan olduğu için onu yaratıyor bir hikmet gereği. Cennet ve cehennemdeki beka gereği. Orada ebediyen yapacağın hizmet gereği bunu veriyor. Sen Avrupa olmuşsun, çökmüşsün Afrika'nın ensesine. Adamlara ekmek yedirmiyorsun, elmaslarını sen çıkarıyorsun, altınlarını sen çıkarıyorsun, petrollerini sen çıkarıyorsun. Ondan sonra ya Allah varsa bu Afrikalılar niye aç? Ulan sen rahat durmadığın için aç onlar. Sen insan olarak şeriat-ı İslamiye ile tam amel etsen, Allah'ın gönderdiği din ile tam amel etsen, onları yiyebilir misin? O mazlumları öyle aç bırakabilir misin? İslam sana böyle mi buyuruyor? Yani bırak İslam'ı, tahrif olmasına rağmen diğer dinlerde de bunu bulamazsın yani o Hristiyanlıkta, Yahudilikte vesaire. Özünde vahyi ilahi olan hangi din? Sen git başkasının gırtlağına çök, onun ekmeğini al, ona yedirme, isterse açlıktan ölsün diye bir emir iletiyor bize. Haşa. Cenab-ı Hak hiç böyle buyurmamış ki. Cenab-ı Hak dedim sizi sınayacağım, size alanı açtım ama o alanda da şeriatı gönderiyorum ki doğru şıkları seçin. Buraya iyi çalışırsanız sınavda güzel cevap verirsiniz demiş. Biz rahat durmuyoruz, ne dersimizi çalıştığımız var, ne sınavda doğru cevapları seçebildiğimiz var. Ondan sonra da ya Allah varsa ben bu sınavı niye iyi geçemedim? Sen çalışmadığından geçemedin. Şey gibi oluyor bu. Ya öğretmen varsa, milli eğitim varsa, YÖK varsa, ÖYSM mi neydi o işte eskiden ismi öyleydi, idaresi varsa ben bu sınavı niye geçemedim? Ulan sen kendi hatandan geçemedin o sınavı. Çalışmadığın için geçemedin veya başka sebepler. Onun sistemle ne ilgisi var? Sistem tıkır tıkır işliyor. Sisteme dahil olan sistemin mükafatını alıyor. Sen dahil olmadığın için elbette sistemin ne diyelim bonuslarından da mahrum kalıyorsun. Bu işte ateistlerin bu mantığı arkadaşlar çok ilginçtir. Çünkü insan ile ilgili sorunları
Allah'ın olmazlığını açıklamada kullanıyorlar. Tekrar altını çiziyorum, bu cümle inşallah aklımızda kalsın. İnsan ile ilgili arızaları Allah'ın yokluğunu açıklamada kullanıyorlar. Mesela Allah'a haşa sümme haşa, öyle bir şey mümkün değil de yok ettik, yok Allah. Açıkladınız. Geri döndünüz, sahadaki o sorun değişti mi? Değişmedi. Peki o soruna bir adres bulmayacak mısınız? Allahsız alanda. Haşa, öyle bir alan yok da. Allahsız bıraktınız alemi, kendi çapınızda, kafanızda böyle bir idrake ulaştınız. Peki yine o sahadaki sorun var. Açlık var, sömürü var, savaş var. Bunları bu sefer kime yükleyeceksiniz? Allah kalmadı. Hadi bakalım. Kime yükleyeceksiniz? O Nietzsche'nin Tanrı öldü, onu biz öldürdük sözünde de böyle bir mana olduğunu söylüyorlar. Yani hani bu elimizle biz yaktık bu manayı, yok ettik. Şimdi ona muhtacız ama tekrar da dönemiyoruz gibi bir mananın olduğunu söylüyorlar. Bunu Mustafa Ulusoy Hoca Nietzsche ve Babaannem de falan da anlatıyor. Başkaları da söylüyorlar. Herhalde Yusuf Kaplan'ın falan da izahatı var bununla ilgili. Öyleyse eğer işte tam bizim sorduğumuz soru, madem öyle, hadi bakalım bunların cevabını verin. Veriyorsunuz. Neyle açıklıyorsunuz? Diyorsunuz ki insanlar, emperyalizm, bilmem ne. Ha, cevabı buldun işte. Cevap buymuş. Cevabı bu alanda bulduysan niye Allah'a çıkarıyorsun? Biz Müslümanlar Allah var dediğimizde şunu mu kastediyoruz? İnsanın iradesi diye bir şey yoktur. Her şeyi Allah yaratıyor mu diyoruz? Hayır, haşa, böyle bir şey demiyoruz. Biz diyoruz ki işte Risale-i Nur'da geçen şekliyle, her şey ya bizzat güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir diyoruz. Bizzat güzel olması gerekmez her zaman. Neticesi güzel olursa yine güzeldir diyoruz. Veya diyoruz ki mesela Üstad'ın o Kader Risalesi'ndeki ifadesiyle, halk-ı şer şer değildir, kesb-i şer şerdir diyoruz. Cenab-ı Hak bize şer gelen bir şeyi halk edebilir. Ama bu halk hikmetsiz değildir, amaçsız değildir. Senin dünyanda onu sen kazanmakla onun şerrine muhatap oluyorsun. Mesela ateşin 100.000 faydası var. Sen o ateşi yanlış kullandın, evini yaktın. Kusura bakma, sen kaşındın yani. Bunu Allah ateşi şer yapmadı ki senin için. Hayır yaptı, bir sürü fayda al diye yarattı. Ama sen onu doğru kullanamadın. Şimdi bunun şerriyetini Allah'a yüklemekte ne mana var? Bu şey gibi çocukların, ben yapmadım o yaptı, ben yapmadım şu yaptı gibi böyle kendi üstündeki suçu başkasına atması gibi. Mesela bizim yeğen düşüyor veya bir şey ayağa takılıyor, kalkıyor ona vuruyor. Sanki o takılmış gibi ayağına. Halbuki sen gittin ona takıldın, o orada duruyordu zaten. Buna benziyor arkadaşlar, bu arkadaşların sıkıntıları da. Böyle bir Allah kainatta görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini müşahede ediyoruz. Zaten en başta diyorum ya, en yüksek resme çıktığınızda varlığın hiçliğe gitmemesi, kaosa düşmemesi, dağılmaması, yıkılmaması. O ne zaman olacak? Kıyamette olacak. Hikmeti tamam olduğunda Cenab-ı Hak gene yıkacak. Ama şu an böyle bir şeyin olmaması gösteriyor ki hayır şerden daha çok. Lütuf tecellileri, kahır tecellilerinden daha fazla. Aksi olsaydı yıkıma giderdik. Hayır, biz varlığımız sürerek ve birçok güzelliği de tadarak yaşamaya devam ediyoruz. Tabii kıymetini bilen için. Siyah gözlükle bakan her şeyi siyah görür. Sabah kalktığınızda güneş var ya, dünya var, gökyüzü var, yıldızlar var. Her şey var yani, devam ediyor bunların varlığı. Temiz havanın varlığı devam ediyor. Sağlığınız devam ediyor. Ne bileyim, sevinilecek çok şey devam ediyor. Ama insan tabii hep olmayana baktığı zaman ne demişler? Bardağın boşuna bakanın suyu olmaz. Yani hep o boş tarafına bakıyorsan elbette senin bir şeyin birikmez yani. Şu kadar da boşluk kalsa şükredecek bir şey bulamazsın. Çünkü boşluğa bakıyorsun. Evet. Öyle sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki şüphe bırakmaz. O terbiye ve tedbir öyle semi ve basire mahsus, öyle bir kerim ve rahime hastır. Acaba
bütün Beni Adem'i arkasına alıp şu arz üstünde durup arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp nevi beşerin hülasayı ubudiyetini cami hakikati ubudiyeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam içinde dua eden şu şerefi nevi insan ve feridü kevnü zaman olan fahri kainat ne istiyor dinleyelim. Bak, buradaki bir inceliğe dikkat çekmek istiyorum. Üstad, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam duasını anlatacak bize. O duanın haşrı gerektirdiğini anlatacak. Ama Allah'ı nasıl anlatıyor, peygamberi nasıl anlatıyor? Ne Allah'a deistlerin baktığı gibi bir Allah, bir böyle her şeye ilgisiz Allah olarak baktırıyor. Bilakis varlıkla onun ilişkisini bize anlatacak isimlerine, sıfatlarına dikkatlerimizi çekiyor. Bir marifet inşa ediyor. Çünkü onun üstüne bina edilecek. İki, peygamber nasıl birisi aleyhissalatü vesselam? Onu da anlatıyor. Onun da böyle manasını kalbimizde inşa ediyor. Ondan sonra duaya geçiyor. Burada da Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarifi var. Acaba bütün Beni Adem'i, Ademoğullarını, insanlığı arkasına alıp şu arz üstünde durup arş-ı azamı müteveccihen, Cenab-ı Hakk'ın arş-ı azamı var ki bilmediğimiz diyelim bir varlık boyutu, bütün evreni saran bir başka boyut, bir başka cismaniyet mi diyelim, tecelliyat mı diyelim. Ama aslında yani bu alemi şehadet dediğimiz şey belki de onun içinde bir yüzük kadar, kumsalda bir kum tanesi kadar. Arş hepsini kuşatıyor. Arş var, kürsü var, yani o boyutlar aleminde bambaşka şeyler var. Boyutlar birbirine sarılı. Bunu Einstein de mesela ilk defa ortaya koymuş. Onunki tabii daha şey olarak, nasıl diyelim, bir teori düzeyinde, ama o da öyle düşünüyor. Yani boyutların birbirine sarılı olduğunu düşünüyor. Sınırlı sonsuzluk diye bir ifadesi var onun. Mesela uzayın dürülü olduğunu söylüyor Einstein. Mesela uzayın dışı diye bir şey yok diyor biz, yani kendi şeyimizden gittiğimiz zaman diyor, bir yerden sonra yine başladığımız yere döneriz diyor uzayda. Öyle bir teorisi var. Buna sınırlı sonsuzluk diyor işte. Merak edenler o sınırlı sonsuzluk kavramını Einstein nasıl açıkladığına baksınlar. Hani bir sarılılık diyor. Bu boyut böyle sarılı. O boyut onun üstünde daha başka bir boyuta sarılı. O da onun üstünde daha başka bir boyuta sarılı. Böyle gül goncası gibi birbirini saran boyutlar var diye bir alem telakkisi. Einstein de bunun kapısını açmış. Ama biz İslam'da zaten biliyoruz ki arş var, kürsü var, Cenab-ı Hakk'ın birbirini kuşatan alemleri var. Arşın farkında, arş Cenab-ı Hakk'ın, Kenan abi böyle tabir ediyor, yönetim merkezi, ama böyle taht gibi, makam gibi, haşa, insani manalarla yine düşünmeyelim. Belki şöyle, bu maddiyat dediğimiz alemde yaratışın başladığı yer. Biz kendimizi nasıl bir fizik alemin içindeyiz bilemiyoruz, ama bildiğimiz bu kadarı, yaşadığımız kadarı, soluduğumuz kadarı. Ama belki de bu fiziğin içinde bizim başka bir fizik uzantımız da var. Nasıl buzdağının bir suyun üstünde görünen kısmı var, bir de suyun altında şeyi var, kısımları var mesela. Suyun altındaki daha da fazla suyun üstündekinden. Hep öyle derler, buzdağının görünen kısmı az olur, görünmeyen kısmı daha çok olur. Çünkü suyun kaldırma kuvvetine göre buzu yüzeye 3'te 1 oranında taşıyordu galiba. 3'te 2'si batıyor, 3'te 1 oranında yüzeye taşıyor su. Öyle hatırlıyorum lise ortaokul fizik bilgisinden. Öyle düşünün, biz şimdi bu alemde kendi fizik boyumuzu görüyoruz. Biz işte Ahmet 1.80 boyunda, işte şöyle kilosu böyle, kaşı gözü şöyle, böyle görüyorum, ama belki de bu fizik alemdeki vücudum bundan ibaret değil benim. Başka boyutlara uzanan da vücutlarım var ve o bütün vücutların kuşatan, içeren, arş denilen bir alem var. Bizim üzerimizdeki tasarruf belki de o yerden başlıyor. Yani o yerden yaratılıyoruz. Tecellimiz oradan başlıyor. Üzerimizdeki tecellilerin dalgalanmaları. Bilemiyoruz nasıl bir alem, ama oradan başlıyor. Ve Cenab-ı Hak arşı istiva ettim derken, hepsini kuşattım, yönetimimi altına aldım derken buna buyuruyor. Yani bütün varlığın tasarrufu bende.
Bunu ne zaman anlayacağız? Belki de öyle bir fizik bilgisine eriştiğimizde, Einstein'ın da çok üstünde, daha üst üst dehalar geldiğinde diyecek ki adam, ya bu ayet mucizeymiş, bu başka bir şey anlatıyor diyecek, ama tabii o zamanlara daha çok var. Ama Arş-ı Azam özellikle bu demek arkadaşlar. Alemin yönetim merkezi, ama böyle bir taht, bir makam değil. Öyle şey düşünmeyin, haşa, insani şeylerle. Cenab-ı Hak cismaniyetten, müşebbihenin iddialarından, mücessimeden, onların iddialarından münezzehtir. Oradaki kasıt arşa istivasından Cenab-ı Hakk'ın onu yönetimi altına alması, hakimiyeti altına alması, kuşatması manasındadır. Cenab-ı Hak her şeyi kuşatmıştır zaten kendisi. Muhit olduğunu, el-muhit olduğunu bize haber veriyor. Bu da cismani bir kuşatma değildir. İsimleri ve sıfatları ile tasarruf açısından kuşatma altına almaktır yani. Evet. Arş-ı Azam'ı müteveccihen el kaldırıp nevi beşerin hülasa-i ubudiyetini cami, insanlığın kulluğunun özü, hülasası, konsantresi Efendimizin kulluğunda. Onu kapsıyor Efendimiz. Bütün insanlığın. Hakikati ubudiyet-i Ahmediye, Efendimizin ubudiyetin hakikati aleyhissalatü vesselam içinde dua eden şu şerefi nevi insan, insanlığın, insan türünün şerefi, feridü kevnü zaman, zamanın ve kainatın eşsizi mi, öyle bir manaya geliyor. Zamanın ve yaratılan her şeyin bir tanesi. Evet, olan fahri kainat ne istiyor dinleyelim. Fahri kainat ne demek? Kainatın övüncü. Aleyhissalatü vesselam. Fahretmek, fahretmek, övünç demek. Fahrolmasın, övünmeyeyim demek mesela. Evet, övünmek gibi olmasın demek. Devam edelim. Ne istiyormuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Evet, vaktimiz var. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor. O bunu istiyor. Kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor. Beka istiyor, yani sonsuzluk istiyor, cennet istiyor. O sonsuzluğu da hani insanın mutlu olacağı şartlarda istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. Cenneti de bu dünyanın aynısı gibi değil bak. Cenab-ı Hakk'ın esmasının daha fazla tecelli edeceği, daha ne diyelim, daha görkemli, daha ihtişamlı, işte tabir edemiyoruz cennetteki esma tecellileri. Daire-i kudrette, burada yine sebepler şey, orada sebepler perdesinde kırıldığı ve hayat mesela ismi hayyin orada daha şiddetli tecelli edeceğini, asıl hayata mazhar yer ahirettir buyuran Kur'an'dan da biliyoruz. Burada sadece bitkiler, insanlar, hayvanlar canlı, orada taşlar falan da mesela hayatta daha yüksek bir mertebede olacaklar hayata mazhariyette. Nasıl olacak? Buradaki fizik alem gibi olmayacağı kesin. Nasıl olacağını oraya gidince göreceğiz. Ama şunu fark ediyoruz. Efendimiz bu dünyanın insanı tatmin etmediğini biliyor. İnsanın bu dünyada yaşarken köy yolunda kullanılan bir Ferrari gibi olduğunu biliyor. Duasına baktığımız zaman o duada böyle bir içerik var. Bu dünyanın insana dar geldiğinin farkında olan, onun ancak cennetle, sonsuzlukla mutlu olabileceğini, oradaki Esma-i Hüsna'nın tam tecellisiyle mutlu olabileceğini bilen bir insanın duası var. Bu duayı ya arkadaş, sıradan bir insan yapabilir mi ya? Böyle bir farkındalık düzeyine insan erişebilir mi, sıradan insan? Okuma yazması yok. Bir Arap kabilesinde dünyaya gelmiş. Çölün ortasında yaşıyor. Tek geçim kaynakları kervancılık. Böyle bir insan, o koşullarda dünyaya gelmiş bir insan bu kadar büyük sırları biliyorsa, bu kadar büyük bir resmi görüyorsa, bu elbette ancak onun nübüvvetiyle ve vahye mazhar oluşuyla açıklanır yani. Başka türlü açıklanamaz. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Şefaat, yani ne diyelim, burada nasıl verilmiş onu okuyalım size. Şefaat, Allah'ın izniyle affına vesile olma. Doğru. Yani
biliyorsunuz her ne kadar bugünlerde Selefi kardeşler bunu inkar etse de şefaat yoktur falan filan diye. Şefaat arkadaşlar vardır. Kur'an'da da buyuruluyor. Kur'an'da bunlar hep şeye giderler böyle şefaat. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez buyurulan manada ayetler ve onlara giderler. Ama başka ayetlerde var ki onlar Cenab-ı Hakk'ın izin verdiklerinin şefaat edeceğini haber veriyorlar. Onları hiç hatırlamazlar. Öyle hadisleri hatırlamazlar. İşlerine gelen şeye gidiyorlar. Neymiş? Şefaat dediğin zaman bu insan çok büyütülüyormuş. Yahu arkadaş, Cenab-ı Hak dünyada sebeplerle neden yaratıyorsa varlığı, mesela elmayı Cenab-ı Hak yoktan yaratamaz mıydı dünyada? Ya yaratırdı. Kudret her şeye yeter. Ama ağacı üzerinden yaratıyor. Bunu gerektiren hikmeti, kudreti, adeti neyse yine gerektirebilir ki ve mümkündür ki ahirette de şefaati insan ağacına taksın. İnsan ağacı derken insanın büyüklerinin ağacına taksın. Ehlullah'ın, başta peygamberler aleyhisselam, ondan sonra işte onun hak dostları, sahabe, tabi'in, tebe'ü tabi'in vesaire, onlara takarak bu rahmet meyvesini bize yedirsin. Nasıl bu dünyada ağacı elmaya perde kılıyor, yaratışına perde kılıyor, öyle de orada da rahmetinin affına perde olarak ehlullahı kılmış olabilir. Bunun yani akla çok çok tuhaf, çok garip gelen bir şey var mı? Biz burada nasıl ki elmayı ağaca vermiyoruz, orada da o rahmeti elbette ki o cennete sokma hakkını o insanlara vermiyoruz, bu diyoruz. Allah'ın izniyle oluyor yine. Ama bu insanları da böyle perde etmiş yaratışına. Diyeceğiz yani, niye demeyelim ki, bunda ne tuhaflık var? Dinimiz bunu emrederken hakkında ayetler, hadisler, büyüklerimizin beyanları sabitken takla atmaya gerek var mı? O yüzden bu şefaat konusundaki inkarlar çok sıkıntılı, arızalı, altı da boş şeyler arkadaşlar. O esmadan şefaat talep ediyor. Efendimiz de esmadan şefaat talep ediyormuş. Yani Esma-ül Hüsna'dan günahlarının affı için aracılık diliyor. Biz dilemiyor muyuz? Ya Rabbi sen Erhamur Rahim'insin dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini anlıyoruz. Hani sen şöylesin, böylesin, bize azap etmezsin. La teşbih ve la temsil. Nasıl biz insanlar arasında bazen cömertliğini anlarız. Ya sen çok baba adamsın, cömert adamsın. Hadi şuraya bir 100 lira koy da şu iş dönsün falan. Veya bize bir kola ısmarla da içelim. Veya işte bize bir karpuz al da yiyelim diyoruz. Onu anıyoruz. Ne için? O tecelliyi üzerimize çekmek için. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da Esma-ül Hüsna'sının anılmasını murad ediyor. Tesbihatını, zaten hakkı olan tesbihatını böyle bir şeye bağlamış. Biz de affımızı o isimlerle diliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın o isimlerine sığınıyoruz. Ya Rabbi sen Rahmanur Rahim'sin, Gafursun, affetmeyi seversin, bizi affet diyoruz. Sultana sultanlık, köylüye köylülük yakışır diyoruz. Biz diyoruz köylüyüz, sen sultansın. Köylülükle ettiğimiz kusurları affeyle diyoruz. Ya bunlar ne güzel şeyler yani. Efendimiz bize neler öğretmiş. Ne kapılar öğretmiş ya. Ona sonsuz salatü selam olsun. O esmadan şefaat talep ediyor. Görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, yani ahireti gerektiren sayısız gereklilik sebebi olmasa, esbab-ı mucibe gereklilik sebebi olmasa, delail-i vücudu olmasaydı, gene ahiretin varlığına, vücuduna deliller olmasaydı, sayısız deliller olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar Halık-ı Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. İşte nasıl delil oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasıyla da delil oluyor. Öyle bir kul böyle bir dua etmişse Cenab-ı Hak bu duayı geri çevirmez. Çünkü zaten varlığa demiş ki, vahyinde de buyurmuş bize, dua edin cevap vereyim. Yani sizin varlık hikmetiniz bu. Bizim geçenki derste konuştuk ya, aslında varoluşumuzun tamamı dua. Her anımız dua. Nefes almamız dua, hareket etmemiz dua, eylememiz dua, yürümemiz dua, kalkmamız dua. Hepsinde aslında biz diliyoruz sadece.
O yaratışın tamamını biz yapmıyoruz ki. Sabah gözümü açtım yatakta. O gözümü açmakta, hani açtırmasa Allah açtırmaz. Niceleri yatağında ölüyor. Açtım. Yatağımdan kalkayım dedim. Bak kalkayım dedim. Peki vücudumda bilmem kaç tane kas, kaç tane sinir, kaç tane hormon çalıştı o sırada. Ne düzenler döndü. Benim hiçbirinden haberim var mı? Yok vallahi hiçbirinden haberim yok. Ben kalkmayı istiyorum. Kalkıyorum. Cenab-ı Hak sağlık vermiş. O nimetini esirgemesin üstümüzden. Kalk diyor. Kalkıyorum yani. Dilemek kadar bir şeyim var. 1.000 hisse, 100.000 hisse varsa benim kalkışımda, mühendislik varsa orada bir tek benimki direksiyonu çevirmek, düğmeye basmak kadar sanki. Şimdi Cenab-ı Hak böyle alemi dua üstüne ve duaların kabulü üstüne yaratmış. Her anda da gösteriyor bunu. Bir de bizim içimizde o duanın en güzelini yapan var. En hatırlı kul var. En ihlaslı kul var. En böyle bizim pirimiz, üstümüz, serverimiz, vekilimiz var. Ya onun duasını boş çevirir mi Allah ya? Karıncanın, bakterinin, sineğin, hamam böceğinin, şunun bunun dualarını her an kabul eden, onları varlıkta çoklukla var ederek, tutarak, hayat bahşederek devam ettiren Allah. Ya böyle bir Allah, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir güzelin duasını kabul etmesin. Hiç mümkün mü bu ya? Hani bu bir tezat değil mi? Cemazı değil mi? Öyle bir Allah böyle olur mu ya? Bunu böyle kendimize daha sesli sormamız lazım. Aynaya geçip böyle eğer tereddüde olan arkadaşlarımız varsa aynaya geçip ya öyle Allah böyle yapar mı ya? Öyle Allah böyle yapar mı ya? Öyle Allah böyle yapar mı ya diye buradaki gibi üstadın hiç mümkün müdür ki? Hiç mümkün müdür ki gibi öyle Allah böyle olur mu? Öyle Allah böyle olur mu? Öyle Allah böyle olur mu diye sora sora onu bizim kalbimize böyle çakmamız lazım. Kafamıza çakmamız lazım arkadaşlar. Öyle Allah böyle olur mu ya? İşte burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu üzerinden bize gösterildi. Paragrafı bir daha okuyayım, bitireyim arkadaşlar. Süremizi geçtik. Burada da uzun bir haşiye var. O haşiyeyi konuşmayı yine yarına bırakalım. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbabı mucibesi, delail-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icatı kadar Halık-ı Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Amenna, biz de İnanıyoruz ki öyledir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahu elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.